Sanki inek satın almış gibi aldı getirdi. Ben çocuğumu çok özledim. 18 yaşına 3 evlilik sığdırmış. Sizin yüzünüzde hayat bile bana zindan oldu. Belkıs'a konuşuyor, stüdyo karışıyor. Hayatım yalan olsaydı buraya çıkmazdım ben. Sen kimsin? Sen kimsin? Cevdet onu da evlilik vaadiyle kandırdı. Sen niye 55 yaşındaki adama evleniyorsun? Bu kızla alakam yok. Mağdur damat Cevdet'e ne kadar para verdi? Cevdet mağdurları ilk kez canlı yayında. Benim babamı kandırdılar, oraya götürdüler. 60-70 bin liralık altın aldı. Belkıs'a şok suçlamalarda bulunan Arya bugün ne yapacak? Sen anne olsaydın, ben eşimle konuşuyorum, kocama. Belkıs'a çocuğunu Arya ve Murat'a bırakacak mı? Kendi çocuğuna bakmayan insan yalnızca benim çocuğuma bakar. Çok konuşulacak canlı yayın. Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de. Kimse beni anlamıyor. Asla öyle bir şey yok. Var mıydı kızım Rıza? Yok. Hayır yalan konuşuyor. Belkıs'a ile başlayacağız. İlk evlendiğin günden itibaren her şey yani hiçbir şeyden yani her şey yolunda gibi duruyor ilk zamanlar. Belkıs'a'dan evet. Şikayetçi değilsin. Değil mi? Yok ablacığım ben şikayetçi değildim ama Belkıs'a beni aldattığını anladım. Belkıs'a ile biz bu hallere geldik ablacığım. Ne zaman aldatıyor senin iddianı göre Belkıs'a? İlk bir gidip çaldırana gidiyor sonra geri geldikten sonra mı? Yok ablacığım. Çocuk olduktan kere aldattı. Çocuk olduktan sonra. Evet. Çocuk olduktan sonra. Evet. 6 aylık kendi çocuk zaten hemen evi gidiyor, terk ediyor, gidiyor zaten. Gidiyor, babasını çağırıyor. Çocuk da 6 aylıkken seni aldattı öyle mi? Yok ablacığım, çocuk 2-3 aylık. Aldatma dediğin köyden biriyle mesajlaşmaları falan evet. mı? Evet ablacığım. O mesajlaşmalarda ne yazıyordu? Ablacığım anlattım ya. Anladım yani müstehcen şeyler yazıyordu diyorsun. Çok evet. müstehcen evet. şeyler. Belkıs'a. İlk zamanlar her şey yolunda anladığım kadarıyla. Her şey yolundaydı. Ne zaman her şey kötü olmaya ve sen başka çocuk arayışları... Çocuk olmadan da bile kötüydü. Kötüydü. Evet. Çocuk olmadan ben 2 ay bir sene kaynanamla yaşadım. Bir sene kaynanamla evet. yaşadın. Kaynanamın patikleri kaybolursa beni suçlardı. Kendi ablasının evine giderdi beni kovlardı. Peki Türkçe bilmiyorsun nasıl iletişim kuruyordunuz? Ben az bir şey biliyordum. Yani birkaç kelime biliyordum. Hayır, ben az bir şey biliyordum Murat. Yok. Kendi kapını, diğer odayı kapısını kilitliyordu. Anahtarı buranın da bağlıyordu. Hı-hı. Gidiyordu kardeşine. Neden? Ben hırsızlık yapıyormuşum ya. Oradaki odayı kilitlerdi. Kardeşine giderdi, gelirdi. Çek adalarına hangi odayı kilitliyor? Özür dilerim. Hangi odayı kilitliyor? Kendi yattığı odayı mı kilitliyor? Hayır, Hasan Hüseyin'in bizim odamızın yanında bir oda var. Ha. Onu kilitlerdi. Benim sözümü kesme Murat. O odada kim kalıyor? Orada da kimse kalmıyor. Hiç niye? Kimse sadece diyor eşyalarımı alırsın diye. Ben eşya hırsızı değilim. Ben bu yaşa kadar... Senin o zaman kaynanan hırsızlıkla suçluyor yani. Evet beni hırsızlıkla suçladı diye ben evimi ayırdım. Tamam o yüzden evi ayırdı. Evet evimi ondan Didem ayırdım. Bugün daha yeni söylüyorsun. Didem abla söyle insan canım. Niye yaşar Didem abla? Namusu ve şeref suçun yaşar değil mi? Zaten ben de onu diyorum. Ben her şeyi ailemi gözümün önüne aldım. Bunu arkama aldım. Önüme aldım pardon. Ailem arkama aldım. Hep peki, ben ailelerimle böyle oldum. Annen diyor ki annesi yok ablacığım hırsızlığına hiçbir alakası yok. O odada ne vardı yok. Ki? O odada ne vardı? Altınlar falan mı duruyor? Yok ablacığım ya altın zaten borcumu yatırdım ablacığım. Patikleri varmış Hasan Hüseyin'in teyze. Ben patikleri ne yapayım? Bana takılan patikler zaten var. Ben giymiyordum bile patik. Ben bile patik giymiyordum. Hı. İnce çorapları giyerdim ben. Yalan söyleme. Hayır ben yalan söyleme. Ben sana aldım çorabı haddesap belirsiz. Tamam sus. Onu demiyorum. Ben kısa aldım çorap giyiyordum. Belirsiz. Ben demiyorum almıyor. Diyorum alıyor. Hiç ama ben kısa giyiyordum yani ben olacağım. Öyle sevmiyordum yani çok çorap giymeyi. Murat'a şikayet ettim polisler geldi babamı çaldılar. Babam geldi eve babam bir günlük o evde kaldı sabah kalktık gittik babamla. Van'a gittik. Van'a gidince ben bir ay babamda kaldım. Yok bir ay kalmadın. Hayır bir ay yok. Kaldım Murat babana, bir ay. Babamasın hatta bir ay kalmadın Hülya. Bir ay kaldım. Anla. Hasas zamanı geliyor nasıl bir ay kalacaksın? Hayır yok. Ben bir ay. Yok. Murat yalan söyleme. Sen yalan söylüyorsun Hülya. 81 bir ay kaldım. Senin baban geldi ya. Geldi. Beni aldı evine getirir mi? Annen ekmek pişiriyordu değil mi? Yoldan araba tuttuk seni aldın mı? Annen ekmek pişiriyordu değil mi?
mi? Hatırlıyor musun? Pişiriyor. Evet hatırlıyorum. Yoldan ben bunu aldım ablacığım. Taksi tuttum. Belkıs'a yoldan aldım. Akşehir'den. Ben de onu diyorum. Sen hala anlamıyorsun ya. Baban geldi beni orada aldı. Getirdi eve. Senin annen ekmek pişiriyordu. Hiç kimse bana demedi. Kızım hoş geldin demedi valla. Niye demedi? Herkes sana hoş geldin Hülya dedi. Valla demedi. Sen, hepsi ekmek pişiriyordu. Sen eve girdi yattı ablacığım. Eve girdi yattı. Hayır eve gittim de yatadım. Yalan söyle. Ben geldim kayınbabama yere katladım. Sen hayatın yalan Hülya. Hayatım yalan olsaydı buraya çıkmazdım be. Tamam mı? Çıktı. Zaten 80 milyon ülkeye gezdim oğlum. Kızım sen. Buraya herkes çağırmazdı demezdi. Belkıs bunu bana yapmış demezlerdi. Kim ben bir haftadır buradayım. Biri aradı mı dedi mi Belkıs böyle bir hata yapmış. Dedim abla. Aradılar mı? Ben zaten yok ki arkanda duran yok. Benim arkamda bir tek Allah duran yok. Ben 18 yaşındayım. Ben niye 55-50 yaşındaki adamla niye uğraşayım? Haklısın. Ben niye uğraşayım? Ben onu anlamadım işte. Ben de onu anlamıyorum. Madem ki sen onu biliyorsun, sen 18 yaşındasın, sen niye 55 yaşındaki adama evleniyorsun? Sen onu da bana söyle. Babası istemiş. Babamı verdi. Senin baba seni verdikten sonra ya, sen altınlar yok, bir dakika, para yokmuş diye babam verdi. Senin baba seni verdikten sonra sen niye kabul ediyorsun? Madem ki sen bu programı biliyorsun, karakolü bilmiyor musun? Seninle babamın işi içinde, tamam mı? Senle babam iş için. Tamam, babam peki sana bir şey söyleyeyim mi? Murat bu geldi sen bunu istemeye gitti mi? Ben orada mıydım? Cevdet. Burada soruları... Senin baba seni götürsem, evlendirsem benim suçum ne? Cevdet'ciğim burada soruları ben soruyorum. Tamam canım benim? Yani. Tamam bu Cevdet Çelik'le vazgeçme programı değil yani. Tamam. Bir sadece soruları sorayım yani. Şimdi bak bir şey söyleyeceğim sana. Bir ihbar var. O ihbardan önce şu kadınların fotoğraflarını göstermek istiyorum arkadaşlar. Şimdi seninle ilgili ihbarda bulunanlar var. Kadınların fotoğraflarını gönderenler var. İki ya tane kadın var. Olabilir efendim. Ben ona bir şey şimdi diyemem. O kadınların fotoğraflarını bir ekranlara getirebilir miyiz? Benim şeyim başka kişilere olabilir. Hayır, ama bunda ama onları yok. Sahte gelin olarak kullandığın ihbarları geliyor. Benim mevzuatım şeyim belki başkasına olabilir. Olmuş olabilir. Ben ona bir şey diyemem. Abi, başta da söyledim. Hayır, ama bu ama kızla alakam yok. Senin emniyette kaydın şöyle. İki adet resmi belgede sahtecilik kaydın var. Emniyette. İki tane resmi belgede sahtecilik kaydım var iki kez. Üç tane dolandırıcılık kaydım var emniyette. Tamam canım. İki defa gözaltına alınmışsın, savcılık tarafından serbest bırakılmışsın. Kimlere dolandırdın? Kimseyi dolandırmamışım. Savcı niye seni gözaltına aldı iki kez? Savcı hiç beni gözaltına almamış. Emniyetteki kaydın öyle. Yok, eğer beni gözaltında alsaydın benim ne işim var burada? Hayır, savcılık sonra serbest bırakmış. İki kez gözaltına alınmışsın, serbest bırakılmışsın. İki tane de resmi belgede sahtecilik kaydın var. Kızının yaşıyla ilgili olabilir mi acaba? Olabilir. Olabilir değil mi? Bilmiyorum. Bence de evet. Onu bilmiyorum. Bir şey söyleyebilir miyim? Hayır lütfen söyleme. Üç tane de dolandırıcılık konumu var. Onlar ne? Üç tane. Olabilir. Bu emniyetteki kaydın. Bilmiyorum. Emniyet de mi yalan söylüyor? Bilmiyorum işte. Üç tane dolandırıcılık kaydın var. Kimi dolandırdın? Kimseyi dolandırma. Bak telefonda bir ihbarda bulunuyor. Biz kadınların fotoğrafını gösterdikten sonra ekranda gösterdiğiniz kadını benim babama verdiler diyor. Kim verdi merak ettim, sen mi başkası mı? Alo hatta mısınız? Hattayım hanımefendi. Hangi kadını? Ben bir yandan da kadınların fotoğraflarını hanımefendi ekranda... Hanımefendi az önce başı örtülü bu ağacın altında fotoğrafı çekilmiş bir tane bayan var. Bunu mu gösterdiler babanıza? Kim gösterdi evet. Peki bu kadınları yani? Bu Cevdet, yine Cevdet kendi Mehmet Kaya olarak tanıttı. Van'da Kevendi Toki'de. Bir tane dairede evet. Benim babamı kandırdılar, oraya götürdüler. Evet. Yaklaşık nasıl diyeyim 60-70 bin liralık altın aldık biz o bayana. Gerçekten. 10 bin lira da başlık parası alındı. 2,5 kendi aralarında bölüştüler. Bunlar 4 tane ortaktır. Devlet diğer 3'ünü çok iyi tanır. Bir bayandır, bir Cevdet'tir. Peki ben o mevzu o konuda bak şimdi senin babanın kağıtı da şu anda cebimdedir. Ben daha atmamışım. Ben senin babanın çağırdım dedim gel savcılıkta yüzleşelim. Niye gelmiyor benim yanıma? Cevdet efendi bir şikayetimiz var. Yok yok sen beni herkese bunu babası bak kaydım var. Bu yüzden mi şeyde dolandırıcılık kaydım var? Babası ben istiyorum var. Gelsin yüzleşelim. Dağlar dağlar sözüm var sana. Duy sesimi sitemim sana. Bakamayacağım ben. Yol bekler. Ben ya bunu benim üstüme atıyorlar ya. Her şeyi benim üstüme atıyorlar. Benim üstüme geliyorlar sürekli. Ben bir dedik etmiyordum ya. Gelmez oldun. Yine bir kadın cinayetini konuşuyoruz. Mine'nin cesedini arıyoruz. Bugün de aramaya devam edeceğiz. Annenle her gün telefonda konuşuyor musun? Her gün konuşmam çünkü gidip geliyorum zaten akşamları. Telefonla neyi konuşayım yine? Peki bana o günü şeyden sonrasını anlatır mısın lütfen?
Hastaneye kaçta gittiniz? Sabah senin eşin evden kaybolduktan sonra hastaneye kaçta gittiniz? Kaçta gittik? Bu 10 11 gün falan. Tamam. Hastaneden kaçta çıktınız? Ümmü Hanım duyuyor musun beni canım? Duyuyorum. Tamam. Kaçta çıktınız oradan? Vallahi 1.30 olabilir, 2 olabilir. Sağa da bakmadım ben. Tamam. Köye kaçta vardın? Köye 3 gün falan. Köyden ne zaman ayrıldın? Köyden ne zaman ayrıldım? Birazcık uyudum. Bir yarım saat falan, yarım saat, bir saat falan uyudum. Uyudun? Evet. Neden uyudun? Gece uyumadın mı? Yorgundum, saat şeydim. Acaba sabaha kadar uyumadın mı? O yüzden mi öyle uyudun? Ha, bilmiyorum ama yarım saat falan yarım saat, bir saat uyuduğumu biliyorum. Yarım saat, bir saat uyudun? Evet. Peki. Ondan sonra kardeşim... Eve geldiğinde saat kaçtı? Yani tekrar şeye geliyorsun çünkü, Mine'nin kaybolduğu eve geliyorsun. Kaç gibiydi? Ya kimseyi aramadın uyudun mu ya? Bir dakika ya. Köyde uyudum ama, köyde. Ya uyumuşsun ama. Bunu yeni söylüyorsun. O kadar rahat mısın ya? Yok kardeşim. Bir kadını arasana, gitsene baksana. Kardeşim de söyledi ya. Filiz kardeşim de söyledi. Yarım saat falan uyudu dedi. O zaman sabaha kadar uyumadın sen. Bence uyumadın. O gün sen sabaha kadar uyumadın ya. Yok. Ben öyle hissediyorum. Yok Didem Hanım, uyudum da hani köyde de uykum geldi. Ya Mine'nin kaybolduğu gece sen sabaha kadar ayakta mıydın? Hayır. Uyudum dedim. Didem Hanım, ben 11.30-12 gibi falan uyudum. Yatakta uyudun. Evet. Eminsin. Eminim. Peki. Sonrasında geldiğinde şeye, eve geldiğinde annenle görüştün mü? Annemi tabii, çocuğu bana bıraktı zaten. Ne, saat 17.35'te annenle 2 dakika 6 saniyelik görüşmem var. Telefonla mı aramışım? Aramışsın. Vallahi onu hatırlamıyorum ya. Niye konuştun annene, ne konuştun? Telefonla konuştum, hatırlamam ama köye gittiğimi iyi hatırlıyorum. Ümmü Hanım, hatırlıyor musun o gün olduğunda ne konuştuğunu? Yani konuştuğunu şey etmedi bana. Ben Allah hatırlamıyorum. Ama yani çocuğu anneme bıraktık. Annene bıraktın, döndükten sonra anneni bir daha neden aradın? Çocuğu için aramışımdır. Tamam. Hadi 2 dakika 5 saniye çocuk için aradın. Sonra 19.17'de bir daha görüşüyorsunuz. 23 saniye. 19 Ağustos'ta yine saat 21.06'da 2 dakika görüşüyorsun. Evet, ilaçları vardı hatta. İlaçları falan anne hani attırıyormuş. İlaçları sürüveriyorum diye aramışımdır. Kesin öyledim. Ya normalde köye gittiğin için anneni çok telefonla aramazsın değil mi? Daha fazla, yani fazla aramıyorsun anneni. Demin öyle söyledin çünkü. Evet. Çok fazla aramıyorsun. Akşamları köye gidiyordum zaten. Peki, ertesi gün 21 Ağustos'ta Ümmü Hanım'ı göreyim lütfen, ben zaten söylüyorum arkadaşlar. 21 Ağustos'ta saat 15.31'de 5 saniye, 21 Ağustos'ta saat yine 13.30'da 4 dakika 17 saniye, yine aynı gün saat 17.36'da 3 dakika 7 saniye, saat 19.21'de 1 dakika 56 saniye. Gün içerisinde 4 kez toplamda 4, 7, 8, 10 dakika. Niye bu kadar çok sık anneni aradın? Ya oğlum için aramışsındır Didem Hanım. Oğlun rahatsızlandı mı? Bir şey mi oldu oğluna? Niye arıyorsun? Ya hani ilacını attırdın mı? Evde mi? Nasıl? Hani onun için aramışsındır. Başka ne için arayayım? Ümmü Hanım, ne konuştunuz oğlunla? Çocuğun ilaçlarını sürüverdin mi diye, içirdin mi diye sordu. 19'unda, 20'sinde de görüşüyorsun bu arada. 21'inde 3 gün arka arkaya annenle yoğun bir telefon görüşmem var. Sonra nedense, çocuk sonra ne kadar kaldı peki annenin yanında? Annem bildi, ne kadar kaldı? 10 gün falan kaldı benim bildiğim. Yok, devamlı bizde kalıyordu. Akşamları Ama sonrasında 4 gün boyunca, ayın 21'inden sonra 25'ine kadar 4 gün boyunca annem bir daha seninle görüşmüyor. Bir görüşme gerçekleşmiyor annenle ikinizin arasında. Neden? Ya işte ben yani ilaçları hani sürüyorum diye sürekli o zaman aradım. Şimdi çünkü öncesi... Patron dedim ya. Doktor hani ilaçları devam sürün dedi. Şimdi bak 3 gün boyunca ilaçlarla ilgili konuştuğunu söylüyorsun. Evet. Sonra da birden senin annenle telefon görüşmelerin kesiliyor. Bir daha anneni aramıyorsun. Tamam, akşamları zaten gidiyordum Didem Hanım. Akşamları köye gidiyordum bak ben. Ya akşamları gidiyorsun ya, diğer günler akşamları gittiğin halde arıyorsun. Ama 4 gün boyunca çocuğu arıyorsun, merak etme. O gün Didem Hanım, evet. İlaçları unudur diye ben. O ilaçları unudur diye arıyorum ya. 4 gün konuşmuyorsun annenle, evet, çünkü. 4 gün yok konuşman yani. Onu bilmiyorum.
Ama ben hani ilaçları şey olduğunda aradım. 3 gün ilaçları konuştuğunu varsayalım. Ben şöyle düşünüyorum. Birçok şeyi bence annene sen söyledin o geceyle ilgili her şeyi. Ben Ümmü Hanım'ın bildiğini düşünüyorum. Ya telefon ses kayıtlarından çıkar bu mesela. Öyle bir şey varsa tamam çıksın diyorum bak ben. Çocukla görüştüğünü kabul ettim diyelim. Tamam. Fakat sonra çocukla görüşen anneni görüşüyorsun ya. Sonra neden annenle görüşmeyi kestin? Ya, bir daha aramıyorsun anneni çünkü. Ya ilaçları hani ben sürekli ben ilaçlarını hani dikkat ediver diye şu an şey ettim. Diğer aradım. Günlerde ilaç kullanmıyor muydu çocuk? Diğer günlerde kullanmıyordu ki. Zaten 5 gün kullanmasa da çocuğunu merak edersin diyoruz biz. Akşamları çalışıyoruz. Ya anlıyorum sizi de bak. Akşamları zaten gidiyorum ya. Akşamları gidiyorum. Ben çocuğu koyup da 5-6 gün şey Ümmü Hanım ne konuşuyordunuz oğlunuzla siz? Diğer günler niye konuşmadınız? Diğer günler sabahları kalkıyordu gidiyordu zaten. Ben çocuğu alamadım burada. Çocuk bu benim yanımdaydı. Tamam ben onu sormuyorum. Oğlunla Mithat da ne konuşuyordun telefonda? Sana ne anlatıyordu? Çocuğun şeylerini yapmadın mı, ilaçlarını attırmadın mı diye konuşuyordu. Peki özür dilerim Mine ortada yok. Sadece ilaçları mı konuşuyorsunuz? Mine geldi mi gelmedi mi diye konuşmuyor musunuz? Ben Mine'nin kaybolduğunu bile bilmiyordum dedem hanım. Ne zaman öğrendin peki özür dilerim? Ben... Ne zaman öğrendim? Ben düğüne gittim, düğünde öğrendim. Senin gelin gitmiş yok dediler. Ben öyle öğrendim. Ben başka türlü bilmiyordum. Bir dakika, oğlan yani senin torununu eve getiriyor. Mine'nin kaybolduğunu söylemedi. 3 gün boyunca ilaçlarla ilgili seni arıyor. Mine'nin annesinin nerede olduğunu öğrenmedin, sormadın. Çocuk senin, torun senin evinde, anne ortada yok. Düğüne gidince mi öğrendin? Annene söylemedin mi sen? İlaçları söylerken çocuğun annesini de bir zahmet söylesene. Didem Hanım söyledim söylemez olur muyum ya? Söylemedi diyor annem bana. Söyledim ya. Oğlum söylemiş sana. Oğlanı bırakırken söyledim anne. Söyledi anne kaybolmuş dedi. Söyledim, Allah Allah tövbe estağfurullah. Ya. Kaybolmuş diyor sonra sen oğlunu ciddiye almıyorsun. Düğünde komşular söyleyince mi sen ciddiye alıyorsun? Oğlum da söyledi. Oğlumdan da duydum. Başkasından da duydum. Ben konuşurlarca duydum. Ümmü Hanım burada Mithat gibi hep çelişkili cevaplar veriyor. Çamaşır meselesinde de böyle yaptı. Ya çelişkili ne? Çelişkili vereceğiz. Çamaşır meselesinde de aynı şeyi yaptı. Çamaşırı da yıkadım yıkamadım hatırlamıyorum. Büşra'nın baskısıyla sen soru sordun heyecanlandım. Öyle yaptım böyle yaptım diyorsunuz yani. Çok özür dilerim ya. Bir tek doğru vardır. 10 tane doğru yoktur ki. Size göre 10 tane doğru var yani. Sen sabaha kadar o evde uyumadın. Uyudum Didem Hanım. O zaman birinin gelip gittiğinde görmüş olman lazım. Ama sen herkese benim Mine ile barıştır. Her şeyi bilmene rağmen Mine ile barıştır. Ya ben yuvam yıkılması diye ettim ya. Ya tamam, yuva diye bir şey kalmamış artık ya, boşanman gerekiyor. Evet kalmamıştı. Ben son güne bile demişsin ki son gün barışmanızı istiyor. Yani beni barıştır diye yardım istedi mi senden Mithat? Evet yardım istedi Mithat abi benden. İstedim evet. Peki ne zaman istedi bu yardımı senden? Ya bu Ağustos'tan bu yana bana yazıyor zaten kendisi. Ağustos'tan daha beri yazıyor. Evet daha önceleri de yazmıştı. Barıştırın dediği tarih 9 Ağustos doğru mu? Evet. Şimdi 9 Ağustos'ta boşanma dilekçesini vermiş Mine artık. Evet. Verdi. Buse barıştırmadığı için ya da yardımcı olamadığı için ama ben ölmüş annesine yardımcı olmak evet çalıştım. Yani ölmüş annesinin üzerine yemin etti ya ama ona, sen tamam barıştırma için ona hayır demem ben. Tamam. Hatta siz barışın ya ben sizi yemeğe bir yemek planladım. Hüseyin'e bile hatta diyorsun ki kendinden soğut diyorsun. Hatta bir yemek planladık siz evet, barışın yemek, diye. Evet yemeğe götürdüm evet. Ben Mine gitmek istemedi ben Mine kolundan 9 Ağustos'ta gitmedim. Son günü de arıyorsun barışmak istiyorsun. Evet. Aramadım. Mesaj attım hani. Eşi bu yuvayı kurtarmayı geçmiş. Bir inada dönmüş. Ha ben yuvam yıkılmasın. Bir daha hani yuva kurmayayım diye eşittim. Mithat abi diyor ya hani ben görüntülü aramasını bilmem ya da şey yapmam. Hani WhatsApp kullanmasını bilmem diyor ya. Biz oturduğumuz zaman Mine ile sürekli görüntülü arıyordu bizi. Görüntülüyü kapatıyordu, sesli arıyordu. Yani takıntılı gibi bir şeydi. Alkol alıyordu. Alkol aldığı zaman bile Mine'yi arıyordu. Neredesin, ne yapıyorsun, kimlesin? Hani beni bile gösteriyordu yine. Hani Mithat diyor bak Songül yeni tanıştığım kız. Hani onlardayız oturuyoruz kahve içiyoruz vesaire. Songülcüğüm bu ilk tanıştığınız zaman oluyor. Yani 10 ay önce oluyor doğru mu? Evet evet o zamanlar oluyor işte Nisan gibi. Ben bak görüntü rağmen Mine beni görüntü arıyordu. Ben çünkü görüntülü arayamıyordum ben. Mine öyle beni görüntü arıyordu. Mine beni görüntülü hayır, arıyordu. Hayır Mithat Songül. Abi sen kendin arıyordun. Sürekli arıyordun hani. Telefonu kapatırdın, görüntülü arardın kızı. Ben telefonla arıyordum ama ben görüntülü aramıyordum. Mine arıyordu beni. Hani kimin yanındasın diyordum mesela. Ben Songül'ü gösteriyordu, Gamze'yi gösteriyordu mesela. Peki yani onun görüntülü gelen aramayı gördün mü Songül?
Evet, Mithat abinin kendisiydi. Hani başka ben bir erkek yoktu. Ben görüntülü aramayı çekmem ya. Ben gönlümü sana verdim pare pare. Dur bakamayacağım ben. Serdim vakitsiz bir. Ben yapmadım bunu. Benim üstüme geliyor sürekli. Gelmedin yar, gelmedin yar. Ne oldu? Bir dedin iki etmiyordun ya. Türkiye şüpheli koca Mithat'ı konuşuyor. Yoğun bir telefon görüşmesi var annenin aranda. Üç gün boyunca. Ama ya sonrası bu... nedense telefonlar kesiliyor. İlk kez stüdyoda. Herkes şüpheli koca Mithat'ı suçladı. O masum dedi. Öyle bir şey varsa tamam çıksın diyorum bak ben. Mine'nin kuzeni Rıdvan olay açıklamalarıyla canlı yayında. Kuzen Rıdvan kimin ismini verecek? Sürekli herkes beni suçluyor ya. Tamam dedim ben kabul ediyorum dedim. Esrarengiz sevgili Emin'den şok hareket. Mithat'la ne konuşuyordun telefonda? Sana ne anlatıyordu? Mine'nin kaybolduğu gün sosyal medyasında ne paylaştı? Gerçeklerin konuşulacağı canlı yayın. Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de. Sanki inek satın almış gibi aldı getirdi. Ben çocuğumu çok özledim. 18 yaşına 3 evlilik sığdırmış. Sizin yüzünüzde hayat bile bana zindan oldu. Belkıs'a konuşuyor, stüdyo karışıyor. Hayatım yalan olsaydı buraya çıkmazdım ben. Sen kimsin? Sen kimsin? Cevdet onu da evlilik vaadiyle kandırdı. Sen niye 55 yaşındaki adama evleniyorsun? Bu kızla alakam yok. Mağdur damat Cevdet'e ne kadar para verdi? Cevdet mağdurları ilk kez canlı yayında. Benim babamı kandırdılar, oraya götürdüler. 60-70 bin liralık altın aldı. Belkıs'a şok suçlamalarda bulunan Arya bugün ne yapacak? Sen anne olsaydın, ben eşimle konuşuyorum. Kocama. Belkıs'a çocuğunu Arya ve Murat'a bırakacak mı? Kendi çocuğuna bakmayan insan yalsa benim çocuğuma bakar. Çok konuşulacak canlı yayın. Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de.